Oynamaz. Ben mesela Zaha'dan da Yani şüpheleniyorum ama Ceko'ya Levent da abi sakat versen, dedi. Ceko'ya da Tamamdır. vermesen oynamaz. Oynamaz. Yani bu böyle. Yani bir ay verme oynar da 2-3 ay sarksın. Valla Galatasaray'ın şu anda Zaha'nın kapısı yani. Çekecek durumu yok. Kusura bak. Herkes taşın eline koyuyor. Baba 10 dakikada giyiniyor zaten. Kenardan çağırıyorsun. 10 dakikada makyaj yapmadan çıkmıyor yani. Takım içinde Zaha ile ilgili bir memnuniyetsiz durum var mı Levent abi? Ben takımın çok sevdiğini düşünmüyorum. Yani bu konuda önemli bilgiler var. Buna da en büyük hakimlerden biri de Mehmet Özcan. Açık konuşalım. Yani ama dedikodu üzerine gazetecilik yapmam. İşin gerçeği şu. Bir oyuncu eğer seviliyorsa o sevgi ortamını kendi yaratır. Sevincin içerisindeki aynı oyuncunun üzerine Icardi kapaklanıyorsa, yapıyorsa bir dönem sevilmiyor dediler ya hanımı hastalığından dolayı sevilmiyor. Yani bir de bu var, hassasiyeti var. Bak bunun bu duygusal yönüne bakacaksın. Eşi zor bir dönemden geçiyor. Yani bir de o gün çok farklı şeyler olmuş olabilir. Olabilir yani işin gerçeği bu. Hani gelmediği yani. Zaman altına altına falan bakıyorsun. Bırakın abi bunu. Yani Zaha'nın dönemi bitti mi Galatasaray'da? Ya onu bilemem ben. Yani bitirebilirlerse bitirsinler. Ama burada bu sözleşmeyi nasıl bitirecekler? Soru şu. Erden Timur devam mı edecek, devam mı etmeyecek? Bana göre devam etmesi gerekir. Benim düşüncem ben bu. Ben devam etmeyeceğini duydum. Bence devam etmesi lazım. Yönetim kurulunda devam etmesi lazım. Dışarıda değil. Mutfağı öğrenmek her zaman için kıymetlidir. Yemek yapılmasını öğreneceksin. Daha az hata yaparsın. Belki devam etmek istemiyordur abi. Daha az hata. Ya Allah aşkına. Galatasaray'a devam etmemek... Ya herkes Galatasaray'da yönetici olmak ister. Herkes başkan olmaz. Kim istemez? Fenerbahçe'de hayır belki başkan. Yoruldum diyecek yani. Nesi yoruldum? Yoruldum ha bir şey söyleyeyim. Aile, yıpratıldım diyecek. Bir sürü ilgili, hakkında şey söylendi diyecek. O da ilgili sıkıntıları var. Konuyla ilgili şöyle bir açıklaması var. Bu son verdiği röportajda. Van'dan ara diyor en son İstanbul'a geldiğinde yani Icardi bu yaz Galatasaray'la imzalarken bir fotoğraf paylaştı. O aslında eski fotoğraftı. İlk konuştuğumuzdaki fotoğraftı. O fotoğrafa bakınca da biraz Galatasaray'ın beni yaşlandırdığını hissettim. Biraz genç görünüyormuşum o fotoğrafta dedi. Kolay bir süreç değil. Yani çok sayıda transfere, operasyona imza atmış. Sonuçta onlarla görüşmüş. Taraftarın beklentilerine yanıt vermiş. Bu gelen oyuncular beklentilere bazıları yanıt ve bu sene bir kere çok eleştirildi yani. Niye eleştirildi? Galatasaray'ın yaptığı transferlerin çoğu Galatasaray'a bir fayda sağlayamadı. Niye yani, eleştirildi? 8-9 oyuncu ilk 11'de yani, hala geçen sezonda. Geçen sezonun ama işte şu an belli maçlarda da kazandı mı? Tabii var. Trabzon'da Zaha işte, çıktı. Manchester'da golü attı evet. Biliyorsun. Yani, istikrar olarak tamam. Sürekli bir sezonu taşıyan oyuncular olmadı. Belli maçlarda tamam. Sahne aldılar. İşte isimleri Ziyek, kadar de Ziyek, şey yaratmadılar. Ziyek mesela yani, işte ortalığı yakmadılar. Maçtır sahne alıyor. İşte Zaha aldı. Şimdi yok belki gidebilir mi bilmiyorum. Böyle bir sözleşme varken 3,5-4 milyon euro para alırken yani Zaha'nın İngiltere'de zor her zaman için bir piyasası var. Şüphesiz vardır. Var. Ama Galatasaray o işten yani transfer yapılırken de çok eleştirilmişti. Niye bu transfer yapılıyor? Çünkü o zaman Fenerbahçe ile bir mücadele içindeydi değil mi? Fenerbahçe'de istemişti Zaha'yı. Evet, çok uzun ve bir süre. Ve Galatasaray bitirdi o transferi. Yani işin bir de psikolojik tarafı vardı o günlerde. Şimdi bugün biz Erden Timur'a dönersek açıkçası yani işte o saç olayı beyazladığını ya da yıprandığı yani normal. Bir de ezeli rakibinizin başkanı zaten sizin şahsınızla ilgili çok ciddi ağır ifadeleri var. Sonuçta bakıldığında bir sürü şey yazılıp çiziliyor. Kolay bir iş değil. Yani bir takımda bu kadar ön plana çıkıp bir yönetici olarak futbol gündeminin ortasına oturmak işte övgü aldığınız kadar eleştiri de alıyorsunuz. Övgü aldığınız kadar hakarete de uğruyorsunuz. Onun için ben yeni Haziran'dan sonra olmayacağını duydum. Bu demeci ne zaman verdi? Senin demin okudun. Dün mü evvelsi gün böyle bir şey. Dün yayınlandı da bir hafta öncesinin evet. Röportajı. Ya yayınını söylüyorum ben. Dün galiba. Evet, dün yayınlandı. Kalıyor söyleyeyim sana. He? Gidecek adam bu röportajları vermez. Bırakacak zaten adam başkan kendisine teşekkür etti bu işlerden dolayı. Ya futbol takımı çok seviyor. Taraftar seviyor. İşin gerçeği bu. Daha sakin bir adam. Geldiğinden beri damga vurdu hayır. Bu işlerde. Genç tecrübesizlikten dolayı zaman zaman hata olabilir söylemlerde. Bunu kabul ediyorum. Ama bir işin gerçeği var. Erden Timur Galatasaray'la etle tırnak gibi oldu. Mesela bu saatten sonra Dursun Özbey'in yerinde olsa. Ama Dursun Bey o günkü açıklamasında teşekkür etti ama beraber olacağız ifadesini peki, kullanmadı. Bey, hangi insanla
yönetimde olacağız dedi. Hiçbiriyle demedi. Sadece evet. Galatasaray'a Erdem Bey'in işte hizmet etmesini gerektiğini vurguladı sadece. Pozisyonu yani değişebilir. Zaten iki tane yönetici Levent Yaz'la Kemal Özgürk'ü istifa ettiler. Mecbur yönetime girecek. Yönetime girecek çok önemli isimler var. Öyle mi? Ben şey enteresan. Tabii yani Erdem Bey'in yönetici olmayı seçmemesi. AŞ'de devam etmesi enteresan. İki dönem oldu çünkü. Hayır. Geçen sefer o istemedi. Oradan yani orada işte, devam etmiş. Yani basketboldan sonra. Basketbol, evet. İkin... Basketbolla uğraştı biliyorsun. Şampiyonluğu şey, son dönemde kaybetti Efes'e. Bu saç meselesine gelince biraz espri yapayım. Şampiyonluğu değil, finali. Yarı finali. Şey günü, pazar günü yayınladık değil mi biz seninle? Cumartesi. Gündüz. Cumartesi gündüz. Dursun Bey aday olduğunu açıkladı. O sırada bir VTR'e dönüyor. Levent abi anlatıyorum. Benim gözüm VTR'ye kaydı. İlk başkanlığı, şimdiki o saçı orada bakacaksın. Yani elindeyse arkadaşların dönsünler o VTR'ye. Dursun Bey ne hale gelmiş? Vardır tabii değişiklik tamam illaki. Mesela şey, bizim Aykut Hoca'nın şeylerini görüyorum. İşte ilk geldiği dönem, son bıraktığı dönem saçlar. Keza Ali Bey, Ali Koç. Levent abiyle program yapmaya başladıktan sonra ben. Tamam mı? Yani bu saç olayı yıpranmayla direkt alakalı. Alakalı mı? Direkt alakalı. Peki. Şimdi yani direkt etkiliyorum, beyaz saç yaptım. Şimdi Mert Hakan'ın tweet'i de çok konuşuldu. Bir geçelim Mert Hakan'a. Tabii bu saatte bir geçelim. Diğer saatte de devam ederiz ama. Şimdi gelsin tweet ekrana. Bir gazeteci Yakup Çınar, Serdar Aziz'in paylaştığı hikayeyle ilgili bir iddiada bulundu. Ve Mert Hakan'ın da yanıtı çok sert oldu. Titriyorsunuz, hala köpek gibi korkuyorsunuz ki algılarınız bitmiyor. Malum taktiklerinizle devam, zaten size de bu yakışır. Mert Hakan, neden sonra söylüyor? Şimdi şöyle, Serdar Aziz şöyle bir hikaye paylaşıyor. Zaten var ekranda. İşte bir adım öne çıkabilmek için şahsiyetini geride bırakan insanlardan olamayız diye. Yakup Çınar'ın iddiası şu. Maçı izliyorlar. Fenerbahçeli oyuncular Galatasaray evet. maçını izliyorlar. Adana Demirspor Galatasaray maçını. Evet. Yok hani bilmeyenler için ben açıklıyorum. Anladım, evet. Orada iddia şu ki Serdar Aziz diyor ki Galatasaray için ne kadar iyi oynuyorlar. Yok, Mert niye Hakan'da, güzel gol attı demiş. Kerem Demirbay'ın golü evet. için. Kerem Demirbay'ın golüyle ilgili. Sonrasında Mert Hakan'la da bir tartışma yaşadığı iddia ediliyor. Mert Hakan da onun üzerine böyle bir tweet atıyor. Peki bu nereden çıkmış mesela? Ben şöyle bir şey var. Doğrudur değildir ben bilemem. Ama bunu gündeme geleceği şaşırdım mesela. Bu geçen haftanın olayı bildiğim kadarıyla. Değil mi? Yo, yok, bu yani hafta. Cuma günü maç. Adana Demirspor Galatasaray. Cuma gecesi yaşanıyor iddiaya göre. Geçen hafta, bugün pazartesi. Geçen haftaya göre.